Sayın Adnan Oktar kaldığı evden çıkıp darbecilerin yoğun olarak konuşlandıkları ve daha sonra en sıcak çatışmaların yaşandığı bir güzergahtan geçerek canlı yayının yapıldığı stüdyoya gidiyor ve saat 23.50 civarı canlı yayına başlıyor. Yayına başlar başlamaz meşru hükümet görev başındadır. Bu bir kalkışma girişimidir ve yapılan eylem fitnedir açıklaması yapıyor. Sayın Adnan Oktar bu açıklamayı yaparken henüz olayın ne olduğu tam olarak bilinmiyor. FETÖ'cü alçakların bir kalkışma yaptığı bilgisi resmi olarak yok. Dış destekli bazı çevreler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emir komuta zinciri içerisinde yönetime el koyduğu yönünde yanlış bilgiler yayıyorlar. Sayın Adnan Oktar'ın yayına başlamasından yaklaşık 30 dakika sonra Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamayla durum netleşiyor. Bu ana kadar ve sonrasında Adnan Oktar sürekli meşru hükümetin geçerli olduğunu, halkın cesur olduğunu, Genelkurmay Başkanımıza güvendiğimizi, paşalarımızın açıklaması olmadan darbe olmayacağını, bunun bir kalkışma olduğunu anlatıyor, sık sık siyasi parti liderlerine açıklama yapmaları için çağrıda bulunuyor. Henüz meclis bile açılmamış, Genelkurmay Başkanımızın ve kuvvet komutanlarımızın nerede olduklarına dair haber alınamadığı bir sırada saat 1 civarları Sayın Adnan Oktar, "Elinizden geleni ardınıza koymayın, bu milleti yıkamayacaksınız." diye defalarca açıklama yapıyor. Bu milleti yıkamazsınız. Asker de bizim, polis de bizim, özel harekatçı da bizim, hepsi bizim aslanımız, millet de bizim, devlet de bizim, ülke de bizim. Aynı saatlerde her yerde darbeciler ateş açarken Adnan Oktar erlere bu emre itaat etmemelerini söylüyor. Sivil halka ateş açılmaz, bu kanunsuz emir diye kapsamlı anlatımlarla erleri uyarıyor, halkı bilgilendiriyor. Fitnede itaat olmaz. Yani git mesela polise bomba at diyorsa bu dinlenmez. Haram olur, böyle şey olur mu? Böyle emir olur mu kardeşim? Ya asker edeceksin, git polisin binasına ateş et. Ya böyle emir olur mu? Her yerde halkın üzerine kurşunlar yağdırılıyor, bombalar atılıyor. Sayın Adnan Oktar halka geri çekilmeyin çağrısında bulunuyor, gönülleri ferah olsun, devlete sahip çıkmaya devam etsinler diyor.